İtalya'da yeni tip koronavirüs vakaları hızla artıyor. Sağlık sisteminin alarm verdiği İtalya'dan son durum için detayları haber muhabiri Dündar Keşaplı'dan dinleyeceğiz. Evet, teşekkürler. İtalya'da son 24 saatlik bilanço önceki günler oranla biraz daha düştüğünü söyleyebiliriz. 24 saatte can kaybı 653, ülkede vaka sayısı 1.300.000'i geçti. Diğer yandan toplam can kaybı ise 48.000'e yaklaştı. Evet, ülkede ciddi sorunlardan biri sağlık sektörü. Sağlık sektöründeki sorunlar bitmiyor. Her gün daha da arttığını söyleyebiliriz. Hastanedeki sorunlardan en önemlisi, en belki de trajedik olan, özellikle kuzey bölgede çok sayıda hastanelerde yeterince sağlık çalışanlarının olmayışı nedeniyle hastaneye gelen tedavi görülmesi gereken vatandaşlar için doktorlar tercih yapmak zorunda kalıyoruz mesajını verdiler. Yani yeterli doktor olmadığı için gelen hastalara müdahale etme şansı ne yazık ki yok. Evet, bu oldukça üzücü. Tabii diğer yandan sağlık malzemeleri de yine aynı şekilde. Özellikle oksijen tüpü her gün en çok ihtiyaç duyulan malzemelerden biri. Ancak bunun eczanelerde bulunamadığı yönünde bilgiler gereken. Bir başka önemli gündemde olan konu ise eğitim sektörü. Biliyorsunuz birçok bölgede Covid-19 salgının yaygın olduğu için okulların kapatıldığı ve kapatılmaya da devam edeceği yönünde bilgiler gelirken, diğer yandan bazı öğrenciler okul önünde derslerini yaparken bunlara destek veren yine öğretmenler oldu. Ancak diğer yandan öğrenciler alınan bu kararları protesto ederken ilginç olan öğretmenler de öğrencilere katılarak alınan bu kararları protesto ettiklerini söyleyebiliriz. Son not ise eğitim sektöründe ise öğrencilerden her 10 öğrenciden 8'i ise uzaktan eğitime karşı ve bu süreç onları psikolojik olarak da etkiledi diyebiliriz. İtalya'ya ise aşı Ocak ayı içinde gelmesi bekleniyor. Bu notlarla sözü İstanbul'a bırakıyorum.